Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya Allah, bismillah. Bugün açılışını yaptığımız bu hizmet çok önemli. Çünkü hanım kardeşlerimiz evlerinden çıkıp kendileri gibi kadınlarla bir arkadaş, dost ortamında kurslar görüyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar, el becerileri kazanıyorlar. Özge Canım'ın, meleğimin adının bu ruhu güzel olan şehirde ve bu ruhları güzel olan insanlar arasında olduğuna inanıyorum. Ve ölümsüzlükle anılacağına, anılmasından dolayı Bahtiyar. Bahtiyar Bostan Hanımlar Yaşam Merkezi, Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'ne emeği geçen, başta Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve ruhu güzel olan Sivas halkına en derin saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Hem Özgecan Aslan'a dikkat çekmek, hem de bölgemize hizmet vermek adına bu güzel eseri ortaya koyan belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu eserin mahallemize ve bölgemize hayırlı uğurlu hizmetler vermesini diliyorum. Biz özellikle hanım kardeşlerimizin evlerine kapanıp kalmalarını istemiyoruz. Hanım kardeşlerimizin üretimde etkin olmasını istiyoruz. Siyasette etkin olmasını istiyoruz. Ticarette etkin olmasını istiyoruz. Aile ekonomisine her zaman katkı sunmasını istiyoruz. Bu kapsamda bu yaşam merkezlerimizin, kültür merkezlerimizin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Değişik bölgelere hitap eden, değişik mahallelere hitap eden bu yaşam merkezlerimizle beraber özellikle ev hanımları konumunda olan kardeşlerimiz üretime artık katılacaklar. Burada çok sayıda farklı dallarda kurslar ve programlar icra ediyoruz. Özellikle kendini geliştirmek isteyen, sosyal alanda yeni bir takım aktiviteler yapmak isteyen her bir kardeşimiz için bu merkezlerimizde kendilerine sunulan imkanlar var. Bütün kadınları saygıyla selamlıyorum. Bu yaşam merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sivas'ta gençlere ve kadınlara birçok hizmet yapılıyor. Yeterli mi? Hiç şüphesiz yeterli değil. Daha iyisi her zaman mümkün. Ama daha iyisini yapacağımızı da sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Belediyenin yaptığı çeşitli çalışmalar var. İnşallah bu sene Sivas merkezde gençlerimizin ve kadınların kullanması için 14 tane kapalı spor salonu yapılacak. 10 tane de kapalı halı saha yapılacak. Aydınlık bir şehir gördüm. Bundan dolayı da çok memnun oldum. İnşallah bu bana yetmedi. Bugünkü programlardan sonra en kısa zamanda tekrardan Sivas'a gelip Sivas'taki hemşehrilerimizle inşallah tekrardan bir arada olmak arzusundayım. Belediye başkanımıza da Özge Canımızın adını böylesine güzel bir mahallemizde yaşattığı için tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Hanımlarımız bu imkanları en üst seviyede kullansınlar. Tabii böyle sabahtan beri arka arkaya kadın odaklı konularla ilgili yaptığımız çalışmalardan bahsedince ben beyefendileri de görüyorum. Tabii kadınlarla ilgili bu düzenlemelerimizi yaparken gençlerimizle, engellilerimizle ilgili belediyelerimiz hem yaşlılarımızla alakalı ve beylere yönelik de çok önemli faaliyetler içerisindeler.